Merhaba arkadaşlar. Evet, iyisinizdir umarım. Şu an 5 kişiyiz. Son hafta. Tamam, güzel. Birkaç dakika bekleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yo, ses var, görüntü de var. Biraz say artsın diye beklemiştim. Arkadaşlar son hafta. Şimdi hem zaten çalışacağınız konu fazla olduğu için bu hafta yeni bir konudan bahsetmeyeceğim. Geçtiğimiz haftalarda da söylediğim gibi genel bir tekrar yapacağım. Şu an ses geliyor sanırım. Tamam. Yani geçtiğimiz haftaları arkadaşlar tek tek açacağım. Üzerine hızlıca geçeceğim. Bazı önemli gördüğüm noktalardan bahsedeceğim. En sonda da yani finalle ilgili veya işte tabii inşallah kalmazsınız da bütünleme ile ilgili de konuşuruz. Ama en başta şunu söyleyebilirim. Vizenin hani vize ayarında olacaktır arkadaşlar. Yani vize işte 5-6 haftadan sorumluysanız finalde 14 haftadan sorumlusunuz. Tek fark bu. Yoksa hani soru tipi, tarzı her şey aynı olacak. Bilginiz olsun. Yani zorluk derecesi de.
Şimdi birinci hafta arkadaşlar. İşte dersin tanıtımı. Onlardan bahsetmiştik. İki temel ayrımdan bahsetmiştik. İşte karar vermeden bahsettik. İyi karar vermenin özelliklerinden, bunu vizede çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam, bilmiyorum. İyi karar vermenin özelliklerinden bahsettik. Buraya bakabilirsiniz. Karar verme süreci işte 6 adımdan oluşuyordu. Burası yine dikkat edilebilir. Buraya bakabilirsiniz. İşte ölçüt kriterin ne olduğu, gaye hedefin ne olduğu, amacın ne olduğu, bunlar farklı şeylerdi. İşte amaç çoğunlukla arkadaşlar bir yönü söylüyordu. İşte bir şeyin minimizasyonu, bir şeyin maksimizasyonu veya en iyi olmak gibi. Ama hedef daha bunun sayısallaştırılmış hali. İşte maliyetin %5'in altına düşülmesi, işte birinci olunması gibi. Yani orada bir rakam söz konusu arkadaşlar. Kriter neydi? Bizim en önemli üzerinde sürekli konuştuğumuz şey. Performans göstergesi veya bir karar verirken, bir karar alırken arkadaşlar dikkat edeceğiniz faktörler. Yani ilk hafta bunlardan bahsetmiştik. İkinci hafta arkadaşlar çok ölçütlü karar vermeyi, yani çok kriterli karar vermeyi iki ana şeye ayırmıştık. İki ana gruba ayırmıştık. Bunlardan bir tanesi çok amaçlıydı, bir tanesi çok nitelikliydi. Biz çoğunlukla çok nitelikliden konuştuk. İşte bu AHP, ANP, TOPSIS, bu yöntemler çok nitelikli başlığı altındaydı arkadaşlar. Çok amaçlı da ise son hafta, yani geçen hafta anlattığım örneğin işte hedef programlama yaklaşımı çok amaçlı optimizasyona bir örnekti. İki grup arasındaki arkadaşlar en temel fark şu, ya da en temel bir iki fark şu. Çok amaçlı arkadaşlar alternatif sayınız yani sonsuz. Yani sonsuz demeyeyim de hani bilmiyorsunuz yani. Çok fazla alternatif var. Ve bu yüzden arkadaşlar bir matematiksel optimizasyona ihtiyacınız var. Çok nitelikli ise arkadaşlar alternatif sayınız belli. Dolayısıyla çok hani bir matematiksel modelleme optimizasyona ihtiyacınız yok. Bu yüzden diğer tekniklerle çözebileceğiniz bir problem yapısına sahip oluyor. Buradan arkadaşlar şu sonuç ortaya çıkıyor. Çok nitelikli de şöyle çok nitelikli de kullandığınız yöntemleri çok amaçlı da kullanamazsınız. Çok amaçlı kullandıklarınızı çok nitelikte de kullanamazsınız. Hani kısmi olarak bazı yerlerinde belki kullanabilirsiniz ama hani nihai sonucu elde etmedi arkadaşlar. Her grup için kendisine has yöntemi kullanmanız lazım arkadaşlar. Çok amaçlı karar vermede ne önemliydi arkadaşlar? Pareto optimal sonuç diye bir şey önemliydi. Niye? Çünkü birden fazla amacı aynı anda en üst seviyede tatmin etmek çok zor. Yani imkansıza yakın. Niye? İşte yansıdayı şu an görüyorsunuz. No single optimum solution arkadaşlar. Tek bir optimal çözüm yok. O yüzden arkadaşlar diğer amaçları da ve tüm amaçları belli bir değerde, belli bir noktada tatmin edecek bir çözüme ihtiyacımız var. Biz bu çözüm arkadaşlar Pareto optimal çözüm diyoruz. Çok nitelikli karar verme neydi? İşte kriter sayıları, kriterler var. Alternatif sayıları belli. Bir takım yöntemlerle bunu çözmeye çalışıyorduk. İşte AHP, Elektra, TOPSIS. Bunlar arkadaşlar bu yöntemlerden bazılarıydı. Baskın çözüm kavramı vardı hatırlarsanız. Neydi? Eğer genel olarak bir çözüm diğer çözümden çok daha iyi ise o çözüm baskın çözüm diyorduk arkadaşlar. Mesela şu şekle bakalım.
F2'nin ben minimize edilmesini istiyorum. F1'in maksimize edilmesini istiyorum. A noktası arkadaşlar benim için tatmin edici bir yer değil. Niye? Çünkü A F2'de maksimum noktada, F1 için de minimum noktada. O yüzden iyi bir tercih değil. D'ye bakıyorum. D arkadaşlar F1'de iyi bir yerde, en iyi yerde değil, iyi bir yerde. F2'de en iyi yerde. O yüzden D benim için kabul edilebilir bir değer. Veya E arkadaşlar. Veya E. Burada D ve E birbirine göre baskın diyemeyiz. Ama D ve E en iyi çözümler. Ve B ve C'ye göre baskındır diyebiliriz arkadaşlar. Bu kavram yine üzerinde durulması gereken bir kavram. Baskın çözüm. Üçüncü haftada yine Pareto optimaliteden bahsetmiştik arkadaşlar. İşte global nokta, lokal optimal küme. Lokal neydi? Hani en iyi değil, global değil. Belli bir amaçtır yani. Tüm amaçlardan değil de işte birinci, ikinci ve üçüncü amaçtan herhangi bir amacı daha yatkın olan kısımdı. Örneğin arkadaşlar burada lokale baktığınız zaman F2'ye göre iyi bir çözümken F1'e göre kötü bir çözüm. Ama global dediğimiz yer kısım şurası arkadaşlar. Hem F1 için hem de F2 için uygun çözümdür. Dolayısıyla globaldir arkadaşlar. Çok ölçütlü karar vermenin yararları ve sorunları, faydaları işte adı anlaşıldığı gibi hani karmaşık problemleri çözmeye yardımcı olur. Uzman görüşleri dikkate alır. Bunlar önemli. Tabii en önemlisi öznel değerlendirme var. Yani önüme bir problem çıktığı zaman ben onu çözdüğümde aynı sonucu başka biri çözdüğü zaman bulamayabilir. Bu tabii şey için değil. Yani bu çok kriterli karar verme için arkadaşlar. Yani örneğin çok amaçlı optimizasyonda optimal sonuç ortada olduğu için yani matematiksel modellemeyle çözüldüğü için Ahmet de çözse, Mehmet de çözse, Ayşe de çözse aynı sonucu bulacaktır. Ama çok kriterli karar verme için arkadaşlar maalesef uzman görüşleri söz konusu olduğu için farklı sonuçlar çıkma ihtimali var. İşlem sayısı fazla. Yani biliyorsunuz çok kriterli karar vermede işte TOPSIS'te, Elektra'da her ne kadar işte Excel'le veya işte bir takım yazılım programlarıyla bu dezavantaj ortadan kaldırılsa da elle çözmeniz gereken yerlerde işlem fazlalığı var arkadaşlar. Çok kriterli karar verme problemleri 3 temelde ele alınıyor arkadaşlar veya 3 tane, 3 amaçla, 3 farklı amaçla ilanıyor. Mesela bir tanesi seçim. Yani bir grup alternatif içinden seçmek istediğiniz zaman. Diğeri arkadaşlar bir grup alternatifi sıralamak istediğiniz zaman. İşte birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. Diğeri de arkadaşlar gruplandırma. Belli bir gruplara ayırma için bu yöntem kullanılıyor arkadaşlar. Az önce ifade ettiğimiz şey. Yine burası da önemli arkadaşlar. Çok amaçlı da bazı yöntemlerden bahsettik. Sadece isim olarak. Ve bunlardan geçen haftada sadece goal programı yani hedef programlamadan bahsettik. Çok nitelikli karar vermede de yine basit yöntemler var. Ağırlıklı çarpım. Ama biz çoğunlukla bu diğer analitik yöntemler dediğimiz TOPSIS, AHP, Elektra bunlardan bahsettik. Hatırlıyorsanız. Mesela çok kriterli karar verme için basit bir örnekti bu arkadaşlar. Hani olayı anlamamız için.
Dördüncü hatada arkadaşlar çok nitelikli karar vermenin en popüler ama artık günümüzde hani çok fazla kullanılmayan analitik yer süreci yani AHS ve AHP yönteminden bahsettik. İşte kriterlerimiz vardı, alternatiflerimiz vardı. Temel özelliği hiyerarşikti. Yani kriterler arasında bir etkileşim yoktu. Yani kriter 1, şu kriter 2 olacak, şu kriter 3 olacak. Örneğin kriter 1 ile kriter 2 arasında bir etkileşim yok. Kriter 2 ile kriter 3 arasında bir etkileşim yok. Böyle bir problemi vardı. Burada tutarlılık indeksi diye bir şey vardı hatırlarsanız. Yani ne kadar tutarlı olduğunu verilen karşılaştırma matrisinin elde edilen matrisin tutarlı veya tutarsız yani mantıklı veya mantıksız olduğunu yorumlamamıza imkan sağlayan bir faktör vardı, bir değer vardı. Buna tutarlılık indeksi diyorduk. İşte 0,0, 0,1'den küçük olmasını istiyorduk hatırlarsanız. Üç temel özelliği var. Hiyerarşik yapıda oluyor. Parçalar göreli önemlerine göre sıralıyor. İşte kriter ağırlığı veriyor. Ve tutarlılığını test ediyor. Okul seçimi, proje seçimi, ilaç sanayisinde bir uygulama. Farklı türleri var arkadaşlar. Şu 1.9'lu saatinin Thomas saati yani yöntemi öneren kişinin ortaya attığı 1.9 skalasına göre ikili karşılaştırma matrisleri yapılıyordu. Burada işte iki kriteri birbiriyle karşılaştıracağımız zaman 1 diyorsak ikisi eşit öneme sahip, 3 diyorsak biri diğerine göre orta derecede önemli, 5, 7, 9 veya ara değerleri kullanabiliyorduk. Eğer şu mantık var AHP'de. Eğer bir kriter diğer kriterden mesela 3 önem ölçeğiyle daha önemli ise önemsiz de diğer kritere göre 1 bölü 3 oranında bir ilişkiye sahip oluyordu. Yani, evet şurada yansıda gördüğünüz gibi. Yani ikinci öğede birinci öğeden 1 bölü 3, 1 bölü 5, 1 bölü 7, 1 bölü 9 önemli oluyordu. Dolayısıyla önemsiz oluyordu. Birinci adım karşılaştırma matrisiydi. İkinci adım her eleman kendi sütun toplamına bölünerek normalleştirilmiş karşılaştırma matrisi elde ediliyordu. Daha sonra toplamları bir yapacak şekilde ağırlıkları bulunuyordu. Daha sonra consistency index dediğimiz tutarlılık indeksi bulunuyordu. Burada n bizim kriter sayımızdı. Buradan bir CI değeri bulunuyordu. CI bölü RI. RI da kriter sayısına göre sabit bir değer bulunarak buradan bir CR değeri bulunuyordu. Eğer CR değeri 0,1'den küçükse sıkıntı yok. 0,1'den büyük ise arkadaşlar eşit ve büyük ise karar matrisinin tekrardan ele alınması gerekiyor. Yine önemli bir nokta eğer birden fazla karar verici bir matrisi doldurduysa ortak kararda arkadaşlar geometrik ortalama kullanılıyordu. Aritmetik ortalama değil, geometrik ortalama kullanılıyordu. Bunu unutmayın. Bir tane örnek çözmüştük. Şu an 5. haftayı açıyorum arkadaşlar. Burada yine AHP örneğinden
Devam etmiştik. Expert Choice ve Excel ile yapılabiliyordu. Expert Choice diye bir program vardı, ondan bahsetmiştik. Tabii arkadaşlar yine hatırlatayım. İşte Expert Choice, Super Decision, işte Electron'un Gaia gibi hani yazılımlardan sorumlu değilsiniz. Bunu unutmayın. Onları sadece bilgi amaçlı sizinle paylaştım. Yine hatırlatıyorum, işte hani bazen makaleler, tezlerden örnekler göstereyim. Yine onlardan da sorumlusunuz. Sadece arkadaşlar slaytlardan sorumlusunuz. Evet, analitik ağ süreci arkadaşlar AHP'nin en önemli dezavantajı olan kriterler arasındaki etkileşimi ele almamasından kaynaklı ortaya çıkan bir yöntem. Niye? İşte bazen arkadaşlar karar alırken bir kriteriniz diğer kriterinizi etkileyebilir. Mesela kriterlerinizden biri yağış, biri de sel arkadaşlar. İki kriter birbirini etkiler. Yani sel yağışı etkilemez de yağış seli etkiler arkadaşlar. İşte bazen arkadaşlar bir kriter diğer kriteri etkileyebilir. Böyle durumlar için arkadaşlar AHP yetersiz kalır. ANP'yi kullanmak gerekir. ANP'nin de arkadaşlar genel açılımı ağ süreci. Yani tek fark aralarındaki arkadaşlar birinde hiyerarşi var, birinde ağ var. Eğer kriter kümesinin kendi içinde bir ilişki varsa iç bağımlılık, bir kriter kümesi diğer kriter kümesiyle etkiliyorsa dış bağımlılık vardı, hatırlarsanız. Temeldeki işlem adımları, modelin kurulması, karşılaştırma matrisi, süper matris vardı burada ve en iyi alternatifin seçilmesi arkadaşlar. Yine 1-9 matrisini kullanıyordu. 1-9 skalası kullanılıyor. Normalizasyon yine önemli arkadaşlar. Tüm yöntemlerde yapılıyordu hatırlarsanız. Normalizasyon da önemli konu. Niye yapılıyordu? Çünkü birimleri aynı değil. Aynı birime veya benzer birime dönüştürmek için normalizasyon yapıyorduk arkadaşlar. Bir geçerlik testi vardı hatırlarsanız. Hadamard çarpımı yapıyorduk. Tersini alıyorduk hatırlarsanız. Böyle bir hani hatırlatma yapayım. Konu vardı. Bulunan değer 1'e ne kadar yakınsa arkadaşlar ARS ile tahmin edilen değerlerin gerçek değerleri iyi olduğunu gösteriyor. Zaten hani bir matrisi terse çarparsanız 1'e yakın olması beklenir. Topsis yöntemi vardı. Burada açılımı neydi? İşte ideal solution'a yakınlık tekniği. Zaten arkadaşlar çok kriter, bu üçüncü yöntemdi. Çok kriterle karar vermedik. En önemli konu neydi? İdeal çözümü bulmaktı. Bu yöntemde de arkadaşlar bir ideal çözüm olduğu, bu ideal çözüme yakın noktaların hesaba edilmesi, uzak noktaların ise tercih edilmemesi
temeline dayanıyordu. Topsis yöntemi. Nerede? Sadece Topsis yöntemi. Yok. Tüm yöntemler çıkacak arkadaşlar. Son iki yöntem çıkmayacak arkadaşlar. Dersin sonunda söyleyeceğim. İdeal, anti-ideal. İşte şurası ideal çözüm. Şurası anti-ideal çözüm. Biz ideal çözüme yakın alternatiflerin üst sıralarda olmasını istiyorduk. Temel mantık işlem adımları, karar matrisi her yöntemde olduğu gibi. Normalleştiriliyor yine her yöntemde olduğu gibi. Ağırlıklı, buradaki ağırlıklar çoğunlukla arkadaşlar AHP ve ANP'den geliyor. Ya da işte toplam bir yapacak şekilde karar verici hani kendi kafasından da bu değerleri atayabilir. Burada önemli olan yani AHP ve ANP sonrasındaki yöntemlerde arkadaşlar kriter ağırlığı bulmaktan ziyade daha çok sıralama yapma üzerine kurulu. Buranın en önemlisi pozitif ve negatif ideal çözümlerin bulunması arkadaşlar. Hani S artı S eksi değerleri buluyordu. Daha sonra bunlara göre uzaklıklar hesaplanıyordu ve uzaklık değerlerine göre de sıralanıyordu. İşte karar matrisi, ağırlıklı normalize karar matrisi, pozitif ve negatif ideal çözümler, sonra uzaklıklar hesaplanıyordu. CE 0 ilgili alternatifin negatif ideal çözüm noktasında bulunduğunu gösteriyor. Yani istenmeyen bir durum. 1 ise pozitif noktada olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla istenen durum. CE değeri 0 ile 1 arasında bir değerdi arkadaşlar. Buraları geçiyorum. Evet. Bir tane örnek yapmıştık. Asistan alımıydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Şimdi performans değerlendirme aslında arkadaşlar. Bir takım kriterler var. Grey, IELTS, ortalama mülakat giriş sınavı gibi. Önce skorlar hesaplanıyor. Sonra ağırlıklı normalize skor yapılıyor. Pozitif ve negatif ideal çözümler belirleniyor. Seçenekler arası uzaklık değerleri hesaplanıyor. İşte bir seçenek için pozitif ideal çözümden uzaklık. Negatif ideal çözümden uzaklık. S yıldız ve S eksi değerleri. Buradan C değeri bulunuyor. Ve en yüksek değer arkadaşlar birinci tercih oluyor. İkinci bir örnek yapılmıştı. Bir uçak sıralamasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Dokuzuncu haftada yanlış hatırlamıyorsam Promete yönteminden bahsettik arkadaşlar. Evet. Burada önemli bir fark vardı. Kriterler için arkadaşlar tercih fonksiyonları vardı. Hatırlıyorsunuz 6 tip fonksiyon vardı. Önemli nokta bu buradaki. Şöyle gösterelim. Evet. İşte birinci tip fonksiyon. İkinci tip fonksiyon, üçüncü tip, dördüncü. Bu sizin kriterinizin arkadaşlar davranışıyla alakalıydı. İşte 0-1 ise, sadece 0-1 ise arkadaşlar birinci tip, yani var veya yok. İkinci tip belli bir değere kadar var, üstü şey belli bir değere kadar yok, sonrası varsa. İşte örneğin 60'ın altı yok, 60'ın üstü var gibi. Buna göre Promete kullanılıyordu arkadaşlar.
Bu karar matrisi arkadaşlar, fonksiyon tipi hepsinde birinci tipmiş. Ağırlıklar yine AHP ve ANP'den elde edilebilir veya toplam bir yapacak şekilde karar verici tarafından atanabilir. Yazılımı vardı ama dediğim gibi sorumlu değilsiniz. Hani bilginiz olsun. Gaia düzleminde sonucu gösteriyor arkadaşlar. Onuncu haftada arkadaşlar hani bir takım yöntemlerin örneklerinden bahsetmiştik. Bir sisteme tekrardan bakacağım. Paylaşmadığım bir şey varsa hani bunlardan sorumlu değilsiniz ama sonuçta bu tarz tezlerde arkadaşlar hani ekstra bilgiler de var. İçindekilerine bakacak olursanız hani bunlardan da faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Şurada yöntemlerin zaten açıklamaları var. Hani bizim notlarımızda da var ama hani ekstra bilgiye ihtiyaç duyarsanız arkadaşlar buralardan da faydalanabilirsiniz. Tekrar ediyorum, bunlardan sorumlu değilsiniz arkadaşlar. Birinci haftada arkadaşlar Elektra yöntemi. Elektra yönteminden sorumlu değilsiniz arkadaşlar. Söylüyorum. Elektra'dan sorumlu değilsiniz. Sorumlu olduklarınız AHP, ANP, Topsis ve Promete. 4 yöntemden sorumlusunuz arkadaşlar. Elektra yani hızlıca tekrar şöyle bir üzerinden geçeceğim. 8 adımı var. Karar matrisi oluşturuluyor. Standart karar matrisi oluşturuluyor. Ağırlıklar da çarpılıyor. Uyumluluk ve uyumsuzluk. Burada hepsi birebir kıyaslanıyordu arkadaşlar. Ama burada şöyle bir mantık vardı hatırlıyorsanız. İşte X, Y'den üstün, Y, Z'den üstün. O zaman X, Z'den üstün diyemiyorduk. Onu da ayrı karşılaştırmamız gerekiyordu. Bu önemliydi. Ama dediğim gibi hani sınavda çıkmayacak, bilginiz olsun. Sonra bir tane örnek çözmüştük. ikinci haftada Vicor muydu? Evet, Vicor'dan da sorumlu değilsiniz. Vicor yönteminden bahsetmiştik arkadaşlar. Topsis'e benziyor. Her bir kriterin en iyi ve en kötü değerleri alınıyor. Buna göre SJ ve RJ değerleri hesaplanıyor. Buradan QE değerleri bulunuyor. İşte V yani grup faydasını sağlayan strateji ağırlığı çoğunlukla 0,5 alıyor. 1 eksi V de 0,5 oluyor. Dolayısıyla çok bir şey değişmiyor. Bu farklı V değerleri için kullanılıyor. Daha sonra arkadaşlar bir takım koşullar kontrol ediliyordu sıralamada. Sıralamanın doğru olup olmadığı öyle test ediliyordu. Kriterler var, ağırlıkları var. İlişkin veriler var. Buna göre en iyi ve en kötü değerler var. Bu şekilde yöntem.
Sıralanıyor. Çok kriterle karar vermeli anlatacağım kısımlar bu kadardı arkadaşlar. Geçen hafta sınavda sorumlu olacağınız hedef programından bahsetmiştim. Goal programming'den. Goal programming neydi? Birden fazla amacınız var. Ama burada tek fark arkadaşlar, hedefiniz de var. O amaçla ilgili hedefiniz var. Örneğin işte amacınız maliyet minimizasyonu ama hedefiniz 1000 TL. Amacınız kar maksimizasyonu, hedefiniz 10.000 TL. İşte amacınız müşteri sayısı, hedefiniz 100 gibi. Yani 100'ün üstü de olmasın, altı da olmasın gibi arkadaşlar. Belli bir hedefiniz var. O hedefi sağlamaya çalışıyorsunuz. Ama tabii çok ölçütlü karar verme veya çok amaçlı karar vermedeki en önemli problem neydi? Her amacın aynı anda tatmin edecek bir çözüm yoktu. O yüzden arkadaşlar biz hedef programlamada ne yapıyorduk? Sapmaları minimize ediyoruz. Sapmaları minimize ediyoruz. Bu önemliydi. Sapmaları minimize ederek her amaç için arkadaşlar belli bir tatmin seviyesi yakalamaya çalışıyorduk. Bu önemliydi. Amaç hedef arasında belli bir fark vardı. İşte örnek vardı. Televizyon reklam sayısı, radyo, gazete reklam sayısı. Şunu arkadaşlar bir modelde hatırlıyorsanız geçen hafta zaten çözmüştük. Lingo paket programında uygun çözüm bulamamıştı. Yani reklam için 25 bin, en az 30 bin müşteri, en az 10 televizyon. Bu üçünü sağlayan bir çözüm yok arkadaşlar. Böyle bir çözüm yok. Çünkü x 10'dan büyük olsun istiyoruz. O yüzden arkadaşlar bunların çözülebilmesi, bu örneğin çözülebilmesi için her bir amaç için arkadaşlar negatif ve pozitif yönde, yani alt yönde ve yukarı yönde sapma imkanı tanıyacak karar değişkenleri tanınıyordu. Dolayısıyla bunlar minimize edilmeye çalışıyordu arkadaşlar. Bunlar minimize edilmeye çalışılıyordu. İki temel yaklaşım vardı hatırlarsanız. Bir tanesi bunların her birine bir ağırlık verip çözmek. Diğeri de arkadaşlar sırayla çözmek. Önce birinci amacı çözüp sonra birinci amaç için bulunan değer ikinci amaç için kısıta yazılıp ikinci amacın çözülmesi. 1 ve 2'deki değerler bulunup bunu üçüncü modelde çözmek gibiydi arkadaşlar. Hedef programlamada böyle bir durum vardı. İki temel çözüm yaklaşımı vardı hatırlarsınız. Şöyle, öncelikliyi tekrar şöyle göstereyim. Evet. Örneğin arkadaşlar 3 tane amacımız var. Min Z1, Min Z2, Min Z3. Önce Min Z1 ile çözülüyor arkadaşlar. Veya Min Z3 fark etmez ya. Bu karar vericiye kalmış bir şey. Önce bir amaçla çözülüyor. Daha sonra arkadaşlar burada bulunan değer şu değer yani. Şu değer. Demek ki D1 eksi 0 çıkmış. Bu değer arkadaşlar ikinci amaç minimize edilirken kısıt olarak yazılıyor. Bu ne demek arkadaşlar? İkinciyi çözerken birinciyi de sağlıyor. Yani birinciyi sağlarken ikinciyi çözmeye çalışıyor. Sonra arkadaşlar ikinci de 0 çıkmış. Birinci ve ikinci aynı anda sağlanırken üçüncüyü minimize etmeye çalışıyor. Burada elde ettiği çözüm arkadaşlar ne çıkmış? 5 çıkmış arkadaşlar. D3 eksi 5 çıkmış. Diğerleri 0 çıkmış. Böyle bir problemdi. Ben geçen hafta bahsedemedim arkadaşlar. Bununla ilgili birkaç doküman da indirmiştim. Kısaca ondan da bahsedeceğim. Hem sisteme de yükleyeceğim. Göz atmak isterseniz. Doğrusal hedef programlama ile bir üretim planlama probleminin çözümü arkadaşlar. Birisi tuğla mı? Tuğla sanırım. Bakalım nasıl bir şey yapmışlar.
Uygulama, lastikler pardon, bireysel lastikler, optimum miktarlar bulunmaya çalışılmış. Bakalım. İşte bir ise stok talebin minimum 2 haftalık kısmı kaydı istemekte. Ayrıca yeni stokların 5 haftalık talepten fazla olmaması istemekte. İşte hedefleri belirlemiş. 50 bin adetten fazla üretilmemesi isteniyor. 50 binden fazla üretilmesin. %25'lik bir stok miktarı bırakılmış. Bütçe de 7 bin 7,5 milyon dolarmış arkadaşlar. Lastiklerin parametreleri arkadaşlar. Üretim miktarları, işlem süreleri. Bunlar parametre bilgileri arkadaşlar. Bunları veriyor. Lastikler, üretim maliyetleri. Çalışma dönemine ilişkin satış tahminleri. Modelin kurulmasına bakalım. Evet arkadaşlar. Hedef ile ilgili işte X1 için 2 haftalık stok, X2 için 2 haftalık stok. 9 tip ürün var burada arkadaşlar. 2 haftalık stok ve 5 haftalık stok. Maksimum 5 haftalık, minimum 2 haftalık. Onlar belirlenmiş. Hedef ile ilgili kısıt. Pardon, ikinci hedef ile ilgili kısıt. Üçüncü hedef ile ilgili kısıt. Üretim maliyeti ile ilgili hedef, kısıt. Bunların hepsini bir de pardon. Yani kısıtlar bunlar. Evet. Çözüldüğü zaman arkadaşlar toplam üretim miktarı 43 gün olarak çıkmış ve hepsi kısmı olarak sağlanmış. Bir tane daha doküman vardı arkadaşlar. Onu da sisteme yükleyeceğim. Benim arkadaşlar anlatacağım kısım bu kadar. Tekrar ediyorum. İlk konular yani işte karar verme nedir, özellikleri nelerdir, işte çok amaçlının nedir, çok kriterli nedir, işte baskın çözüm nedir, Pareto optimal çözüm nedir, bunlar önemli. Bunun üzerine arkadaşlar 4 tane 4 az önce yazdığım AEP, ANEP, TOPSIS, PROMET'i bunlara sormuşsunuz. Artı hedef programlamadan sorumlusunuz. Artı hedef programlamadan sorumlusunuz arkadaşlar. Test zaten biliyorsunuz. Vize ayarında, vize tarzında olacak. O konuda da bir sıkıntı yok. Onun dışında durum bu arkadaşlar. Kanaat ve diğer ödev notlarında da arkadaşlar ben elimden gelen desteği de göstereceğim. Sanırım şu an iftar vakti. Orada. Hepinize selamlar gönderiyorum arkadaşlar. Afiyet olsun. Sınavlarınızda da başarılar. Sistem üzerinden veya mail üzerinden de kafanıza takılan bir şey olsa yazabilirsiniz. Benden yana helal olsun arkadaşlar. Siz de helal ederseniz sevinirim. Görüşürüz arkadaşlar.